alttan ta handan tavana kadar her şey ağaçtır. Ağacın %95'i kestane ağacı üzerine yapılmıştır. Sadece süsleme ağaçlarının %99'u ceviz tahtası üzerinedir. Kullanımda çoğunlukla süslemede kullanılan bitkisel süslemeler kullanılmıştır. Bitkisel süslemelerde başta iç mahfili gösteren, camın iç mahfilini gösteren, müezzinlik katının tereğinde olan bu sarmaşık türü süslemeler dedikleri bir süsleme türü var. Kubbemiz de aynı kök boyası olarak, bu ölçtürmedik resmi olarak ama gelen üniversite hocalarımız da görünüş itibariyle kök boyası olduğunu daha çok söylüyor. Çünkü mesela bu diş cephe 3 kere boyandığı halde hala renk solmuştur. Ama bunun rengi solmamıştır. Ve bunun arkasını bilirim bu ağacın. Güvenin deliğinden boşluk yoktur. Parmağını vursanız kırılacak şekildedir. Ay yıldız yapmışlar diğer tane karşılıklı. Biliyorsunuz Osmanlı'da son 200 seneye dayanmadan birden fazla hilal vardı. Birden fazla yıldız vardı bayrakta. Tek yıldız ve tek hilala düşmüştü. Bu tarihin de 1846'da yapılması, bu cami üzerindeki tarihin, gösterilen tarihin de ona tek yıldız ve tek hilal olmasını onu kanıtlıyor. İki yönlü olması Cihan Devleti'ni anlatıyor. Burada anahtar ve topuz mühür, topuz şeklindeki o şekil, mühür şeklinde, topuz şeklinde bir mühür yapılmış. Burada aslında Osmanlı kültürünü anlatıyor. Bunların ise hangi tahta olduğunu, giriş kapıların dört tane kapı diyelim böyle ikişer tane bakarsak, hangi ağaç olduğu konusunda fazla bir genelleme yapamıyoruz, isimlendiremiyoruz. Camimizde kullanılan süsleme ve türü oymacılık ve kakmacılık üzerindedir. Muratlı yeni ismi, eski ismi Maradit. Maradit demek Marani Didi, büyük küp anlamında geldiği için Marani Didi, Maradit olmuş. Büyük küp de burada şarapçılığın çok ileri seviyede olduğu söyleniyor. Cumhuriyet'ten önce burası Kaza idi. Aynı zamanda Batum bölgesinin bir panayır bölgesi. Eskiden burada çok kalabalık bir nüfus vardı. Kilise vardı. Kazım Karabekir'in kurmuş olduğu ileride bir otak var. O otakta kilise hudut çiziliyormuş ama bizim halkımız, ileri gelenler, o zamanın sülaleleri çok kalabalık olduğu için bir gecede kiliseyi aşağı Maradit seviyesine kadar taşımışlar elden ele. Sonra 1,5 kilometrelik yer toprak Türk hudutları içinde kalmış. 1952 yılından sonra çay üretimi başlandı. Çaydan sonra da artık millet tarımcılığı bıraktı, eşildi. Eski yerler, ekilmeyen araziler oldu orman. Burada halk birbirine imece usulleriyle birbirine yardım ederlerdi. Bir imecede 100-150 kişi bir araya gelirlerdi. İmecelerde halk kültüründen çeşitli yemekler, yarışlar yapılır, yemek yedirirler. Çok güzel yemekleri var buranın. Daha Neler sonra mi örneğin? mesela Sasebeli dediğimiz Çerkes tavuğu yeni ismi. Sonra elmadan yapılan çeşitli yemekler var. Mesela elmadan kompostosu yapılıyor, elmanın tatlısı yapılıyor, elmanın haşlaması yapılıyor. Çeşitli yemekler, konserveler yapılırdı, üzümden şarap yapılırdı. Daha sonra etli yemekler, sebzeli yemekler, Gürcü kültürünün tesiri vardır Bu Nalya 200 senelik bir Nalya olduğu söyleniyor. Çürümesin diye bacakları yukarı kaldırılmış. Beton bir zemin üzerine oturtulmuş. Nalya Gürcü kültüründe çok önemli. Niçin? Çünkü yazın ve sonbaharda ekim hasat mevsiminde toplanan bütün ürün bunun içerisinde saklanır. Ve içerisine sincap, fare gibi kemirici hayvanlar girmesin diye, ürünü yemesinler diye tekerlek biçiminde olan yerler yapılır ki tırmanamasın. Hatta oralara bazı yerlerde teneke çakılır. Çünkü tenekeye tırmanamaz hayvan ve düşer aşağı. Böyle bir yapısı vardır. İçerisine ceviz, fındık, kestane, mısır, elma, yani üretilmiş her şey konur ve saklanır. Kışın oradan bu depo olarak kullanılan yerlerden yavaş yavaş alınır. Ayrıca orijinal bir yapısı da olduğu için, kışın buralarda soğuk olduğu için buzdolabı görevi de görür. Alır, istediğiniz kadarını kullanabilirsiniz. Nalya depo. Yani bundan 100 sene, 200 sene, hatta yüzyıllarca önce buzdolabı olarak kullandığımız, keler olarak kullandığımız bir yapı. Thank you.
Bozkan'ın kültürel yapısı, işte Bozkan'da çoğunlukla Gürcü kökenli ve Laz kökenli Megreliler yaşıyorlar. Daha sonradan başka insanlar geldiler, yerleştiler. Ama çoğunlukla Gürcü ve Lazlar var. Bunlar 93 muhacirliği zamanında kimisi işte Adapazarı'na, İzmit'e, Sinop'a, Samsun'a, Vezirköprü'ye göç etmişler. Çoğu orada kalmış. İşte Borçka nahiye imiş, Muratlı kaza imiş ve Gümrük de Muratlı da imiş. Bu insanlar Batum'la ticari alışveriş yaparlarmış. Kontrabat diyorlar eski tabirle. İşte ticaret yapanlara kontrabat derlermiş. Bunlar Batum'la ticaret yaparlarmış ve işte Batum, daha doğrusu Batum kültürü onun için aşılanmış bizim buralarda. Köyde şu anda köylerde yaşayan Gürcü kökenli insanların gençleri de dahil hepsi Gürcü'yü tam manasıyla biliyor. Fakat şehirde yaşayan Gürcü kökenliler, gençler biraz daha uzak, çünkü merakları fazla yok, Türkçe ile yetiniyorlar. Ama köylerdekiler, çünkü birebir onların aileleri köylerde Gürcü konuşuyor ve Gürcüce kaybolmuyor. Yani genel kültürleri olarak olsun, folklor olarak olsun, her şey aynen devam ediyor. Hiç bir değişiklik yok. Ve Halk Eğitim Merkezi'nin de folklor ekibi var. Şu anda folklor ekibinde 65 yaşında dahi insan horon oynuyor. Peki neler oynuyorlar? Oynadıkları oyun Atabari, Sarı Çiçek, Deli Horon, Çift Jandarma, ondan sonra işte yöresel oyunlar. Balkan oynayan var mı? Cilveli oynayan var. Cilvelo, evet Cilvelo. Dilvelo na 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 na